aslında bu anlamda önemli bir başlık. Çok kişinin de az bildiği bir Doğru. başlık. Bir tazminat. İşçiye yönelik bir tazminat. Hemen onun görseliyle başlayalım. Başla. Sonrasında detayları Tabii size soracağım. Sen İşçiye çifte tazminat sen başlığı. Buyurun. Evet. Ee, rakamlar yansıyor ekrana. Birazdan saat 10'da piyasalarda açılacak. Yeni daha bir daha haftaya başlıyoruz. Ee, piyasalarda da tatilden dönüş havası var. Onu seninle konuşacağız. Doğru. Tabii bu çok sorulan bir şeydi. O yüzden de biraz anlatmak istedim. Kıdem tazminatı çok merak edilen bir şey aslında. Az önce e, Aparadaki programdan bahsederken en çok sorulan sorulardan birisi, birisi ne zaman emekli olurum? İkincisi de tazminatımı nasıl alırım? Türkiye'de sürdürülemez bir tazminat sistemi var aslında. Az önce konuştuğumuz o fon sisteminin mutlaka gelmesi lazım diyen yani tazminat fonunun. Çünkü e, Çalışma Bakanlığı'nın verileri Çok 100... çarpıcı bir Siz o veriyi seveceksiniz evet. galiba. Çalışan 100 kişiden kaçı Tazminatını alabiliyor, o rakam çok Aynen. düşük. Tabii 20-30'u alabiliyor. Yani 70-80, %70-80 kıdem tazminatını alamıyor. Almaktan vazgeçiyor, iş değiştiriyor. Halbuki fon gelse, o fonla birlikte hem iş değiştirecek, fonunu taşıyacak... ...işverenle çalışan arasında bir tazminat sorunu ortadan kalkacak. Ama o dönemde işte sendikalar vesaire buna karşı çıktılar. Bir e, ortak noktada buluşulamadı. Ama geleceğimiz nokta odur. Çünkü sürdürülemez bir durum var. Kıdem tazminatı alabilmek için bir yıl, en az bir yıl çalışmanız lazım. E, hak etmek için. Ama alabilmek için... Iş işten çıkartılmanız lazım. Yani işte istisnalar dışında istifa ettiğinizde kıdem tazminatı alamıyorsunuz. Şimdi kıdem tazminatının yanında bir de ihbar tazminatı dediğimiz bir nokta var. Onu anlatmak istedim Buyurun. biraz kısaca. İhbar tazminatı sizin çalıştığınız süreye göre belirleniyor ve iki taraflı. Yani e, siz mesela bugün ben artık ayrılıyorum dediğiniz zaman yarın gelmeyeceğim işe deyip istifa ettiğiniz zaman siz işverene karşı bir ihbar tazminatı yükümlüsü oluyorsunuz. İşveren de size yarın artık gelme dediği zaman size karşı. Peki bunun süresi nasıl belirleniyor? Çalıştığınız süreyle. Bakalım. Eğer 6 aydan az ya da 6 aya kadar çalışıyorsanız 2 haftalık bir ihbar tazminatı süreniz var. Dolayısıyla 1 yıllık kıdem tazminatı şartı burada 6 aya düşmüş oluyor. Yani kıdem tazminatına hak etmeseniz bile ihbar tazminatını hak edebilirsiniz. Eee oh. orada yarım maaş size ödeniyor. 6 ay ile 1,5 yıl arasında ise o iş yerindeki çalışmanız 4 hafta yani 1 maaş size ödeniyor. 1,5 yıl ile 3 yıl arasında arasındaysa 1,5 maaş, 3 yıl ve üstünde çalışmışsanız 2 maaş ödeyip sizi yarın gelme Diyebilir. Siz de yarın gelmiyorum derseniz bunu ödeme yükümlüsünüz. Nasıl hesaplanıyor? Hemen hızlıca bakalım. Hemen gö evet. görselde ekranlara yansıdı Kıdem tazminatıyla yansırıdır. karıştırmamak lazım bunu. Ee, ihbar tazminatını anlatıyoruz. Tekrar edeyim. Asgari ücretli bir arkadaşımızın alacağı en az e, ihbar tazminatı neydi? En az ihbar tazminatı 6 aylık çalışan da 2 haftaydı. Ee, 6471 lira şu anda. E, bürüt asgari ücret 215 lira günlük. 14 günlük e, bürüt asgari ücret 3019 lira oluyor. Dolayısıyla bürüt ihbar tazminatı bu. Buradan işte %15'lik gelir vergisi ve damga vergisini kestiğimiz zaman bu arkadaşımıza ödenecek ihbar tazminatı 2543 lira 91 kuruş. Yani en düşük maaş en düşük ihbar tazminatı bu. Yarım e, maaşla gelen Aynen. Ihbar, ihbar tazminatının tazminatı. hesaplaması evet. e, bu süre uzadıkça az önce verdiğimiz Tabii. takvime göre. Aynı. geliştirebilirsiniz, arttırabilirsiniz. 3 yıldan fazla çalışıyor olsaydı 2 aylık ihbar tazminatı alacaktı. Kıdem tazminatı hak etseniz de, hak etmeniz de ihbar tazminatını alıyorsunuz. O yüzden çifte tazminat demiş olduk. Kıdem tazminatı ile ilgili birçok kişinin zihninde soru çok işareti doğru. vardır. Eminim o bir soru işaretlerini hesaplayalım burada. Nasıl e, oturup hesaplayalım ya da kıdem tazminatı nasıl alınabilir? Aynı. Hangi şartlarda alınıyor, doğru. hangi şartlarda alınamıyor? Onu da e, yarın vaktimiz olursa o zaman olur, sözümüz ekranlara olsun. Çünkü olalım. istifa edersem tazminat alabilir miyim sorusunun cevabını verelim burada o zaman. Doğru hangi yani. şartlarda evet. alınabilir Bazı onu da izleyicilerimizle var. buluşturmuş evet. olalım.